Merhaba arkadaşlar, bu videomda size GIMP programında poligon desenli wallpaper'ı nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim. Tuvalimde önce bir renk geçişi ayarlayacağım. Enter diyorum. Renk geçişini tamamladım. Şimdi süzgeçler bölümünde bozulma, mozaik. Bunu tıklıyorum. Mozaik efektimiz oldukça ağır bir efekt. Bu nedenle bilgisayarınızı zorlayabilir. Çok büyük dosyalarda çalışacak olursanız sabırlı olmanız gerekiyor. Çünkü yaptığınız her değişikliği burada tek tek uyguluyor. Uyguladıkça da program yavaşlıyor. Ben 1280x800 piksel ölçülerinde bir dokümanı çalışıyorum şu anda. Döşeme şekli bölümünde kare, altıgen, sekizgen, üçgen diye seçeneklerimiz var. Poligon deseni üçgenlerle oluşturacağım. Döşeme boyutu yaptığımız poligon desendeki üçgenlerin büyüklüğünü belirliyor. Ne kadar istiyorsanız bu şekilde bunu ayarlıyorsunuz. Dediğim gibi mozaik efekti yavaş çalışan bir efekt, ağır bir efekt. Yaptığınız her hareketi böyle tek tek uygulaması gerekiyor. O nedenle yavaş. Döşeme yüksekliği bölümü yaptığımız bu üçgenlerin 3 boyutlu olmasını sağlıyor. Biraz daha şöyle bombeli gibi bir görünüm veriyor. Eğer istiyorsanız böyle bir görünüm verebilirsiniz. Şöyle uzaktan baktığımızda daha bir bombeli görünüm oluyor. Döşeme keskinliği ise daha ayrıntılı üçgenler oluşturmayı sağlıyor. Bu da böyle eğimli, dereli tepeli gibi, bükümlü gibi bir görünüm oluşturuyor. Döşeme renk çeşitliliği ise ayarladığımız bu renklerin daha farklı tonlarda çoğalmasını sağlıyor. Şöyle arttırırsam bunu, her üçgende bakın farklı tonlarda bunun değişiklikler oluşturuyor. Pürüzlü döşeme yüzeyi bunun üzerinde pürüzlü böyle bir görüntü oluşturuyor. Ben bunu da istemediğim için uygulamayacağım. Döşeme boşluğu ise kenar içindeki bu çizgilerin daha kalın olmasını sağlıyor. Şöyle biraz arttırırsam bakın daha kalın siyah çizgiler oluyor. Tamamen sıfıra getirirsek de bu çizgiler kayboluyor. Tamamen kaybolmuyor. Çok ince bir halde de olsa kalıyor. Çizgi istiyorsanız bu döşeme boşluğundan bu çizginin boyutunu da şöyle ayarlayabiliyorsunuz. Biraz arttırayım bu çizgi boyutunu. Çizginizin rengini de eklem rengi bölümünden ayarlıyorsunuz. Bu eklem rengi bölümünden şöyle açıp istediğiniz herhangi bir rengi seçebilirsiniz ya da buradaki herhangi bir rengi seçmek isteyebilirsiniz. O zaman buradaki şu damla işaretini tıklarsanız ve buradan hangi rengi istiyorsanız onu şöyle seçip o rengi bu çizgilere uygulayabilirsiniz. Ben yine de bu çizgi renklerini kahverengi olarak ayarlayacağım. Tamam diyorum. Işık rengi ise bu wallpaper'a yukarıdan gelen ışığı gösteriyor. Şu anda ışık bölümümüz şurada ayarladığını göreceğiniz gibi yukarıya doğru ayarlı. Işık yönünü buradan ayarlıyorsunuz. Şu soldan aşağıya doğru bir ışık var. Bunun yönünü istiyorsanız değiştirebilirsiniz. Işığın rengini de yine aynı buradan istiyorsanız değiştirebiliyorsunuz. Kenar yumuşatma bölümü bu çizgilerin yumuşak görünmesini sağlıyor. Biraz daha yumuşak görünmesini sağlıyor. Bunu kaldırırsanız da bu çizgiler daha keskin, tırtıklı bir hal alıyor. Random Speed bölümündeki bu yeni parçacık bölümünü tıklarsanız da bu üçgenlerin farklı varyasyonlarını size sunuyor. Yeni parçacık düğmesini tıkladığınızda burada numaralar oluşuyor. Eski ilk haline dönmek istiyorsanız o numaraları seçip
silmeniz gerekiyor. Kırpma bölümü ise burada ayarla ve kırp diye iki seçeneğimiz var. Ayarlık benimkinde şu anda. Kırp seçeneğini seçerseniz bu deseninizin dışarıda kalan bölümleri varsa, şu tuval boyutundan dışarıda kalan bölümler varsa onların kırpılmasını sağlıyor, görünmesini engelliyor yani. Harmanlama seçeneklerinde ise kip bölümünde efektlerimiz var. Bu efektler yine şurada katmanlardaki karşımıza gelen efektler, onu yine buradan da verebiliyorsunuz. Burada verdiğinizde bu hazırladığım katmanın altında bir katman varsa onu etkileyeceği için o zaman onu etkileyecektir ve o zaman daha burada bu efekti verirken görünümün nasıl olabileceğini görüyorsunuz. Ama bu çok da gerekli bir şey değil. Çünkü burada daha sonra yine o efektleri verebilirsiniz. Bu kadar diyorum ve tamam diyorum. Bu şekilde poligon wallpaper'ımı oluşturuyorum. Bunun üstüne ya da altına başka bir katman ekleyip renk ekleyebilirsiniz. Daha sonra da şuradaki bu yakma, ekran ya da kaplama gibi ya da diğer efektleri kullanarak çok daha farklı, güzel görünümler elde ederek wallpaper'lar oluşturabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.